Hayırlı akşamlar değerli izleyicilerimiz. Yeni bir Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt programında yine birlikteyiz. Kısa bir ara demeyeceğim. Uzun bir ara oldu. Uzun bir aradan sonra tekrar bizleri bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a binlerce hamdü sena olsun. Onun Habibi, Edibi, Halili, Muhammed Mustafa'sına ve onun da güzide pak soyuna, Ehl-i Beytine binlerce salat ve selam olsun. Efendim, evet, bize göre uzun bir ara, çünkü sizlerden ayrı kalmak, uzak kalmak gerçekten çok zor. 6 aylık bir süre oldu. Bir seçim süreci yaşadık. Malumunuz Trabzon'da, Beşiktaş'ta adaylığım oldu. Güzel bir çalışmamız oldu. Gittik, insanlarla kaynaştık. Ve bir kez daha bu programların banisi çok değerli üstadımız Profesör Doktor Haydar Baş Hocam, ki onu da rahmetle, özlemle, minnetle, saygıyla bir kez daha yad ediyoruz. Onun bize yıllardır, yani onu tanıyalı beri hem tavsiyelerinde, hem icmal dergilerinde, hem ortaya koyduğu bu 60'ın üzerindeki eserde sürekli bize önerdiği bir hakikati de daha önce yaşamıştık ama özellikle bu süreçte çok daha yakından yaşamış olduk. Muhterem Hocam şunu derdi. Evladım, insanlara kendinizi sevdirin. İnsanlara kendinizi sevdirdiğinizde davanıza ram edemeyeceğiniz insan yoktur demişti, diyordu. Sürekli bunu haykırmıştı. Ve gerçekten biz de bu süreçte kendimizi insanlara sevdirmeye çalıştık. Kendimizi sevdirdik. Muhterem Üstadımız Haydar Baş Hocamı zaten seviyorlar. Hüseyin Baş Genel Başkanımızı zaten seviyorlar ama kendimizi sevdirmeye çalıştık. Ve gerçekten de bize göre belki olması gereken bu değildi ama genele göre de sonuç aldık elhamdülillah. Böyle bir süreç yaşadık. Bu sürecin ardından yine sizlerle birlikte olmak gerçekten güzel. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bu süreçte yaşadığımız bir hakikat da var. Bir olay da var. Onu da sizinle paylaşarak ben programa başlamak istiyorum. Bugün her zaman olduğu gibi stüdyoda değerli Ali Nezir Hocam, Trabzon'dan Skype bağlantısıyla Fikret İnan Hocam ve yine Bursa'dan Skype bağlantısıyla Hasan Aydın Hocamızla birlikte olacağız. 1,5 saatlik veya 1 saat 15 dakikalık saat 13 çeyrek geçeye kadar bir süremiz var inşallah. Bunu beraberce değerlendireceğiz. Ama ben bu seçim sürecinde yaşadığım bir hayat ki, yaşadığımız bir olay ki beni çok etkiledi. Aslında her kardeşimizin hayatında bu tip şeyler vardır. Daha önce belki birçok sıkıntı yaşadık kendimizce. Hastalık olarak yaşadık, farklı şeyler yaşadık ama işte bir kalp krizi sürecimiz olmuştu bu süreçte, bu dönemde. Orada yaşadığım bir hakikat var. O duyguyu sizlerle paylaşayım. O günkü duygularımı sizlerle paylaşayım. İşte Trabzon'da, Beşiktaş'ındayız. Seçim döneminde bir kalp sıkıntısı oldu. İşte hastaneye gittik, ambulans çağrıldı. Trabzon'la Beşiktaş arası bilenler bilir, 40-45 kilometrelik mesafedir. O 40 dakikalık süreçte ambulansın içerisinde 64 yıllık hayatımın muhasebesini yaptım. Yani 64 yıllık hayat bir anda bir şerit, böyle bir sinema şeridi gibi gözümüzün önünden geçti, gözümün önünden geçti. Çünkü ambulansın içerisindeyim. Vakfıkebir'deki doktorlar, hocam kalp krizi geçiriyorsun dediler. Anji olmamız gerekiyor. Trabzon'a gideceğiz. Ahyevran Hastanesi'ne. Burada bu vesileyle değerli Profesör Ali Rıza Hocama da saygılarımı sunuyorum. Güzel, başarılı bir anji süreci geçirdik. O 40 dakikalık o ambulans yolculuğu içerisinde 64 yıllık hayat gözümün önünden geçti Ali Hocam. Ve orada yani bir yere, aleme, ebedi aleme göçüyoruz. Ölüme inanıyoruz. İşte bugün de cenazeden geliyoruz şu anda biz. Sakarya'da değerli bir abimizin, Nihat Sak abimizi toprağa koyduk. Cenab-ı Hak bütün ölülerimize onun vesilesiyle rahmet eylesin. O bir sinema şeridi gibi gözümün önüne geçti ve insan o anda dedim ki ya sabri gidiyorsun artık yani. Kalp krizi geçirdin, akıbetini bilmiyorsun. İlk defa kalp krizi geçirdim. Öyle ölüme gidiyorsun. Yani ölümü her gün anlatıyoruz, yaşıyoruz, cenazelere gidiyoruz falan ama ambulansın içerisinde yalnızsın, Rabbinle baş başasın. Geçmişini ve geleceğini bir anda muhasebe ediyorsun ve diyorsun ki yani inandığın, sevdiğim insanların dünyasına, ebedi aleme gidiyorsun ama geride de bıraktığın insanlar var, artı belki de yapmamız gereken de gerekip de yapmadığımız, yapamadığımız şeyler var.
O süreç 40 dakika içerisinde 65 yıllık, 64 yıllık hayat bir anda sinema şeridi gibi geçiyor. O açıdan ben her günümüzün böyle bir muhasebe içerisinde olması, her anımızın, her ayımızın, her yılımızın ve neleri kaybettik, neleri yaptık, neleri ihmal ettik şeklinde böyle bir muhasebeyi mutlaka yapmamız gerektiğine inanıyorum. Eskiler zaten o yüzden her gün tefekkür mevt yaparlardı. Çok değerli üstadımız bunu bize tavsiye etmişti. Ondan önceki öğretide de bu var. Tasavvuf kültüründe bu var. Ehlibeyt kültüründe, mantığında bu var. Tefekkür-ü mevt. Böyle bir an elini sabah namazından sonra mümkünse gözünü kapat. İşte böleceksin. Alacaklar seni, getirecekler, yıkanlayacaklar, kefenleyecekler. Efendim getirecekler, kabre koyacaklar. Üzerine toprağı örtecekler. Münker nekir gelecek. Men rabbike, Rabbin kimdir? Hesapla sorulacak ve inşallah cenneti kazanacaksın. Böyle bir tefekkür olayı. Ben özellikle bu süreçten sonra hocam tefekkürümüzü daha fazla yapmaya başladım. Bunu da değerli izleyicilerimize de tavsiye ediyorum. Ölümü çok hatırlayın. Kainatın Efendisi öyle diyor. Ağzınızın tadını bozacak ölümü çok hatırlayın. Çok hatırlayın, hatta unutmayın. Ben bu girizgâhtan sonra arkadaşlarımın da vaktini fazla almamak adına hemen Fikret Hoca'ya bağlanmak istiyorum. Fikret Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hocam, ben 6 ay ayrı kalmanın şeyiyle, hüznüyle bir de yaşadığımız bir süreç oldu. Onun da muhasebesiyle programa başlamak istedim. Ama sizin de, bizim de, bütün herkemiz, hepimizin hayatında bunlar var. Cenab-ı Hak bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. İsim Amin. saymaya gerek yok. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. Hocam, özellikle bu son dönemde böyle bir bakıyorum. Hatta dün bir çıkarmıştım onu ben. Bizim Akın Aydın'a dedim ki, Akın bir şöyle bir çıkar bakalım. Yani Türkiye'de ilahiyat fakültelerini, imam hatipleri, işte Diyanet'in kadrosunu falan bir çıkardık hocam. Türkiye'de azımsanmayacak oranda böyle dini eğitim gören, dini eğitim veren, hatta Diyanet vasıtasıyla işte her gün camilerde vaazlar ediliyor, Kur'anlar okunuyor, hatimler yapılıyor falan. Ama bütün buna rağmen ciddi de bir ahlaki yozlaşma var hocam. Hatta her gün sanki başımıza böyle taş yağıyor bir taraftan. Yani illa da Allahu Teala bir yani ebabil kuşlarla başımıza taş atması gerekmiyor. Ama o ahlaksızlığı, o ne bileyim vurdum duymazlığı görünce işte dünyanın bir tarafında inşallah bu akşam onu da konuşacağız. Müslümanlar katlediliyor, başlarına bomba yağıyor, işte çocuklar katlediliyor. Böyle bir vurdum duymazlık, bir kanıksama, bir alışılagelmişlik ve ciddi manada bir ahlaki yozlaşma var. Ben size isterseniz bunu sorayım yani. Niye hocam bu kadar bela ve musibetten biz ders almıyoruz? Neler söylersiniz hocam? Buyurun. Evet. Teşekkür ediyorum. Yeni dönemimiz hayırlı uğurlu olsun. Hocamızı minnetle alıyoruz. Efendim, Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Bu yolu o açtı, devam ettirdi. Biz de bu yoldan istifade ediyoruz. Tabii sen çalışmalarla ilgili buradayken, Trabzon'dayken biz İstanbul'daydık. İstanbul sizi özlemişti. Çünkü uzun süre İstanbul'dan ayrı kaldınız. Şimdi buradan oraya gittiniz. Burası sizi özlemeye başladı. Söylüyorlar Sabri abi gelsin bir an evvel de burada onunla birlikte olalım. İnsanımızın aslında ihtiyaç olduğu yegane şey emaneti ehline vermektir. Hakikaten öyle yani emaneti ehline vermektir. Güzel insanlara vermektir. Hak edene vermektir. O zaman bu tadından doyum olmaz. Neden? İnsanlara şefkat eliyle muamele edecek, onları insan yerine koyacak, onun derdi benim derdim diyecek, benim derdim onun derdiydi, sevincim onun sevinci, onun sevinci bizim sevincimizdir diyecek yöneticilere makam, mevki, şan, şöhret düşünmeyen insanlara bizim yetki vermemiz lazım. Yani bakış açımız bu olmalı, bu olabilmeli ki eğer böyle bir yönetici seçersek bütün işler güzel olur.
Bütün niyetler güzel olur ve insanımız da bundan adım adım istifade eder tabii. Bunu yapmıyoruz. Yapmadıktan sonra da şikayet ediyoruz. Diyoruz ki niye öyle, niye böyle? Bu sadece sizinle alakalı bir şey değil. Yani her işin başı böyle. Sabır Bey, her işin başı. Yani biz her işin başına güzel insanı, mükemmel insanı, Allah'ın sevdiği insanı, insanların sevdiği, gördüğü, istifade ettiği insanı seçmemiz lazım. Yani bunun başka yolu yok. Bir baba iyi ise evlatları da iyi. Öyle değil mi? Yani bu neresinden bakarsanız bakın, iyi insanı, mükemmel insanı her yerde bir ihtiyaçtır. Bizim esas sıkıntımız burada kaliteli ve liyakat sahibi insanları maalesef görevlere getirmiyoruz. Ve o insanlar da emirle, talimatla hareket ettikleri için kendi fikirlerinin çok büyük bir kıymeti, harbiyesi yok oluyor yani. Bir nevi orada bir yerin temsilciliğini yapmış oluyorlar. Mesela az evvel bahsettiniz işte öğrencilerimiz bu kadar, öğrencilerimiz gidip öğretmenini öldürüyor, dövüyor. Yani hastalar gidiyor, doktorunu dövüyor. Yani bir sürü bu şekilde şeyler var ama yani 20 küsur yıllık bir iktidar var ve şu anda müfredat yeniden ele alınıyor. Yok efendim şu kadar insanın görüşünden geçti. Yok bu kadar insanın görüşünden geçti. Tamam da kardeşim. Ya bir şey söyleyeyim sana. Neticede yani 20 yıldır bunu düşünmemiz gerekmez mi? Bir insanın temel taşı, yani bir binanın temeli eğitim değil midir? Bu bizim çocuklarımız geleceğin efendim yöneticileri olmayacak mı? Olacak. Hatta ben sana bir şey daha söyleyeyim bak. Yani bu eğitim öğretim dediğimiz şey bizim anlayışımızda geleceğin asıl merkezidir. Ama bizdeki din eğitimi değildir. Bak din kültürü ve ahlak bilgisidir. Din eğitimi başka bir şeydir. Din eğitimi nedir biliyor musunuz? Allah'ın emirleri, yasaklarını efendim itikadi, ameli ve ahlaki olarak mezhep ve meşreplerde gösterildiği gibi bu insanlara öğretmektir yani. Anlatabildim mi? Bizde böyle değil. Bizde yani din kültürü ve ahlak bilgisidir. Bir Hristiyanlığı nasıl öğretiyorsak efendim, bir Hristiyanlığı nasıl öğretiyorsak, bir efendim şeyi Yahudiliği nasıl öğretiyorsak maalesef İslam'a da öyle bakıyoruz. Bir din gibi onlar efendim istediklerini seçsinler demek istiyoruz. Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle değil. Hiçbir yerinde böyle değil. Dolayısıyla biz başlangıç cümleleri olarak bunları zikretmiş olalım. Ders almamız gerekiyor. Hiçbir şeyi aslına uygun olarak, orijinaline uygun olarak maalesef yapmıyoruz. Böyle bir derdimiz de yok. Ve hatta ne yapıyoruz? Belalar, musibetler de bizi akıllandırmıyor. Ders almıyoruz. Aklımızı hani Profesör Doktor Haydar Baş hocamız derdi ya. Ne derdi? Aklınızı başına alın. Başınıza alın. Yani düşünün. Ne demek bu? Yani büyük ihtimalle depremlerden efendim büyük musibetlerden ne yapın? Efendim ders alın, ibret alın. Şimdi biz bir deprem olayı oldu. Öyle değil mi? Ondan sonra Gazze olayları oldu. Yaşadık bunları hep. Bir pandemi olayı oldu mesela. Yaşadık bunları. Bunlar hep yani büyük olaylar ve insan bunlardan korkar, ürker. Hatta korku namazı vardır dinimizde biliyorsun. Yani böyle umumi afatlar olduğunda kişi abdestini alır, bir temiz efendim kıbleye yönelir. Ya Rabbi bizi afat araziye ve semavilerden koru, kurtar, efendim muhafaza eyle diye dua eder. Var mı böyle bir derdimiz? Yani Adem Nuh Aleyhisselam'ın oğlun dediği gibi ben dağa çıkar kurtulurum dediği gibi yani.
Şimdi biz emniyetli ev arıyoruz. Emniyetli ev alıyoruz. Evimiz depreme dayanıklıysa tamam bana bir şey olmaz diyoruz. Ya arkadaş olay o değil ki. Bir mucize eseri olarak yaşıyoruz zaten. Bütün bunlar bize bir nedir? Bir derstir. İnsan bir ders alacak. Kainatı yaratan, bize hayat hakkı veren, burada mutlu yaşamayı efendim yolunu gösteren Allahu Teala, aklınızı başınıza alın. Ben sizi dünyaya orada sürekli yaşayasınız, buranın tadını, lezzetini alasınız diye yollamadım. Öğrenin, bakın, bana kul olun. Ondan sonra ben bu dünyanın yüz mislini orada size vereceğim. Olay bu. Orada vereceğim ben bunu size. Dolayısıyla biz belalardan da, musibetlerden de onlara karşı körüz, sağırız, dilsiziz. Halbuki kulluk bu değil ki Sabri Bey, kulluk bu değil. İslam bu değil. Yani biz bir zulme seyirci kalırsak, biz afat-ı araziye semaviyelerden ders almazsak, Allahu Teala onu bize çevirir. Allah muhafaza eylesin. Bize çevirir. Yani bak biz Ramazan da geçirdik ya. Sabri Bey, biz Ramazan geçirdik ya. Ramazan bize hiçbir şey mi vermedi? Yani bir Ramazan'da oruç tuttuk. Teravihler kıldık. Zekatlar verdik. Hayır hasenatları yaptık. Bunların hepsini yaptık. Yaptık da bizim bunlar niye boğazımızdan aşağıya geçmiyor? Neden biz 50 bin insan ölene kadar ses çıkarmadık da 50 bin bir de söylenen binlerce insanı katlolduktan sonra, kadın, çoluk, çocuk neyse katlolunduktan sonra niye kalktık biz bazı işlemleri yapmaya? Soruyorum yani, ben kamuoyuna soruyorum yani. Böyle şey olur mu? Yani bir insan bile öldürülmüş olsa tüyleri diken diken olur. Sonra bunlar Müslüman kardeşimiz bizim. Kaldı ki yani insan olarak da bakmamız gerekir. Yani bir nesil orada katlediliyor ve bütün dünya seyirci. Hadi bütün dünyayı koydun bir tarafa, biz Müslüman Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak İslam'a hiç toz kondurmayan biz olarak Osmanlı öyledir böyledir diyerek efendim çaka satan bizler kalktık bu olaya seyirci kaldık ya. Bir de işin şu tarafına bakın. Yani biz Arap Baharı'ndan bu tarafa efendim İslam ülkelerinde kan dökülüyor. Bu başkasının kanı değil. Bu Müslüman'ın kanı. Müslüman kardeşimizin kanı yani. Dolayısıyla bakın bunlara bir seyirci kalırsak yarın ne olur biliyor musunuz? Ben öyle diyorum artık. Korkuyorum, ürküyorum çocuklarımız adına. Biz geldik gidiyoruz tamam. Ama korkuyorum. Neden? Çocuklarımız var, torunlarımız var. Bugün dünyanın gözünün içine baka 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 çocukları, efendim ihtiyarları, yaşlıları orada öldüren insan sana yarın niye gelmesin ya? Sonra ben geleceğim diyor. Bunu da itiraz etmiyor ki. Bu suskunluğumuz nedir? Peki haksızlık karşısında, zulüm karşısında susmanın anlamı nedir? Öyle değil mi yani? Ya uzatmayayım işin bu tarafını. Ama bilelim ki Cenab-ı Hak kullarını imtihan eder. Öyle veya böyle eder. Seyirci kalırsan, çünkü Allahu Teala bize bir ömür verdi. Bir fırsat verdi. Biz elimizle, dilimizle, gönlümüzle ne yapacağız? Bu mücadelemizi vereceğiz. Elbette ki legal mücadelemizi de vereceğiz. Yani biz kalkıp da efendim yöneticilere farklı muamelede yapma şansımız yok. Ya ikaz edeceğiz, anlatacağız. Şuralarda yaptığımız da odur. Profesör Doktor Haydarbaş hocamızın da yaptığı zaten buydu. Aklınızı başınıza alın. Zifiri karanlık günler geliyor. Geliyor işte ortada. Göz göre göre insan bunlara seyirci kalır mı? Tedbir almaz mı? Her neyse. Kendimize kısacası çeki düzen vermeliyiz. Sabri Bey. Kendimize çeki düzen ver. Bu nasıl bir çeki düzen? Öyle bir çeki düzen olmalı ki bir kavim, bir millet kendini değiştirmedikçe Allah onlara verdiği nimetleri değiştirmez. Kul, Allahu Teala kullarının kalbine göre tecelli eder. Bunu unutmayalım. Biz isteyeceğiz, Rabbül Alemin bize verecek. Onun için biz bunları istemiyoruz, seyirci kalıyoruz. Bu bizim için büyük bir beladır, musibettir, Allah muhafaza. Yani
Biz öyle bir olduk ki, öyle bir noktaya geldik ki artık sanki dünyadan hiç gitmeyeceğiz. Buraya çivi çaktık ve mal yığmaya devam ediyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. Bana değmeyen yılan bin yaşasın demeye devam ediyoruz. Ama bu böyle değil Sabri Bey, bu böyle değil, bu böyle gitmez. Bu devran böyle gitmez. Onun için Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Biz emaneti yerlere verdik, göklere verdik, dağlara, taşlara verdik ama onlar bunu yüklenmek istemediler ve bu yükten ne yaptılar? Korktular. Ama kim yüklendi bunu? Biz yüklendik. Biz ne diyoruz? Biz Allah'ın kuluyuz. Biz Müslümanız. Biz ahitleştik. Biz Rabbimize söz verdik. Öyle ya, iddia ediyoruz. Biz Müslümanız diyoruz. Yani dünyaya geldik ve bir ahitleşme yaptık. Bu ahitleşme kolay bir iş mi? Bu sorumluluk kolay bir iş mi? Elestü bi rabbikum dediğimiz elest bezminde biz Rabbimize bu sözü vermedik mi? Kur'an okuyoruz. Okuduğumuz Kur'an anlamını anlamıyor muyuz yani? Cenab-ı Hak bugüne kadar gelmiş, bugünden sonra gelecek. Bütün insanlara, insanların ruhlarını huzuruna alarak ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi onlara, değil mi? Cevap ne aldı? Kalu dediler ki, bela evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. O gün Rabbimizi gördük. O zaman biz ne yapacağız? Bugün Rabbimize gitmek üzere dünyadayız biz. Ama bunun bir bedeli var. Müminler canlarıyla, müminler mallarıyla, müminler evlatlarıyla efendim inancı için her şeyi yaparlar. İnançları için her şeylerini yaparlar. Şehitlik onun için değil mi? Yani şehit olan insan Allah için, dini için, vatanı için, bayrağı için şehit olan bir insan niye ölüp tekrar şehit olup tekrar dirilip tekrar şehit olmak ister? Tekrar gitmek için. Ama böyle bir derdimiz yok. Maalesef yok. Olmayınca da ne oluyor? Öğrencilerimiz, gençlerimiz efendim Allah'tan uzak, peygamberden uzak, ahirete hazırlanmayan, kendisine çekeceğim vermeyen, hani az evvel ifade ettiniz ya, ne dediniz? Yani tefekkürü mevt dediniz mesela. Değil mi? Ölümü düşünme de mesela. Bunlar eğitim öğretimde verilmesi gerekmez mi? Bu çocuklarımızın zihnine bakın evladım siz gençsiniz. Yani sizin ölüm var, ahiret var, dolayısıyla hesap var, mizan var. Ve hangi kitapta var bu? Bir cümle getirin bana ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde bir cümle getirin bana. Deyin ki orada şu diyor. Ey gençler, efendim, dünyaya imtihan için geldik. Ahirete hazırlanıyoruz. Ölümü düşüneceğiz, ahirete hazırlanacağız. En akıllı insan ahirete hazırlanmaktır. Namazımızı kılacağız, orucumuzu tutacağız, zekatımızı vereceğiz. Diyen bir kitap gösterin bana Allah için müfredatlarda. Yok yani böyle bir şey. Yok, ben biliyorum, görüyorum işin içerisinden gelmişim. Namaz var, oruç var, zekat var. Şöyle kılınır, böyle kılınır, öyle yapılır, böyle yapılır. Hristiyan'ın vaftizini anlattığımız gibi biz kendi kitaplarımızda namazı anlatıyoruz. Farkı yok. Yapın yapmayın diye bir şey yok. Hadi bunu yapmak zorundayız. Bunu sen ben demezsek, öğretmen demezse, yöneticiler bu millete bunu söylemezse bu çocuklar bunları kimden duyacak? Bu örnekleri nereden görecekler? Elbette görmeyecekler. Görmeyeceği de neticesi elbette bu. Öyle değil mi? Ebu Zer bakınız ne diyor? Radıyallahu anh, Cenab-ı Hak şefaatlerine nail etsin. Bakınız ne diyor? Ben sizin görmediğinizi görürüm. İşitmediğinizi işittirim. Nitekim sema uğuldadı. Semada dört parmak sığacak kadar boş yer yoktur. Her tarafta Allah'a secde için alnını koymuş bir melek vardır. Allah benim bildiğimi siz bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Yataklarda kadınlarla telezzüz edemezdiniz. Yollara çöllere dökülür. Belaların defi için Allah'a yalvar yakar olur. Bu işte. Onun için yeryüzündeki her şey
Ağaçlar, ağaçlar canlı cansız. İnsanın dışındaki bütün mahlukat Allah'ı zikrediyor. Allah diyor. Cenab-ı Hakk'ı anıyor. Kimi ayakta? Secde halinde. Şu halinde bütün kainat Allah'ı zikrederken insanoğlunun bu kadar gaflet içerisinde olması, sorumluluk sahibi olduğu halde yerine getirmemiş olması, bana dev diyen yılan bin yaşasın anlayışı içerisinde olması, bilelim ki Sami Bey, efendim, neticede bizi büyük bir felakete götürür. Bunu unutmayalım. Münafıkların, Allah korusun, bakın münafıkların özelliklerinden bir tanesi de nedir biliyor musun? Cenab-ı Hakk'ı çok az anarlar. Cenab-ı Hakk'ı çok az anarlar. 28 herkes açsın. Daha suresi 28. Toparlayacak olursak, öyle değil mi? Toparlayacak olursak, ben diyorum ki kendimize çekidüzen vermeliyiz. Biz üzerimize düşen vazifeyi yapmak zorundayız, mecburiyetindeyiz. Siz bu vazifeyi mesela 6 ay çalışarak çalışmalarda verdiniz. Bizim yaptığımız bugünkü anlamda yapılan çalışmalar şey değildir. Bir kuvayi milli hareketidir. Vatan, millet, memleket meselesidir. Yani sizin, bizim hocamızın yaptığı siyasi çalışma hiçbir siyasi çalışmaya benzemiyor Sabri Bey. Niye? Çünkü biz vatan, bayrak, memleket, gelmiş, gelecek her türlü tehlikeyi göz önünde bulundurarak emanetin ehline verilmesi gerektiğinin mücadelesini vererek ne yapıyoruz? Bu mücadeleyi vermiş oluyoruz. Dolayısıyla vebalden kurtulmuş oluyoruz. Bizim başka yapacak da bir şeyimiz yok. Söyleriz, geriye çekiliriz. Cenab-ı Hak, yani ayıkmamızı nasip eylesin. Cenab-ı Hak bizi öyle has bir kul yapsın ki, yani üzerimize düşen görevi dört dörtlük yapmayı bize nasip eylesin diye hiç olmasa dua edelim diyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Hocam ağzına sağlık. Hiç araya girmedim çünkü güzel götürdünüz. Teşekkür ediyorum. Gönlüne sağlık. Sizin şahsınızda Trabzon'daki bütün dostlarımıza buradan selam götürüyoruz. Teşekkür İnşallah ederim kurban ama. doğrudayız. Geleceğiz inşallah. Görüşeceğiz. Hayırlı İnşallah, akşamlar inşallah. hocam. Evet, Hasan Başka. Aydın hocam ekranda sizi görüyorum. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hasan hocam duyabiliyor musunuz? Evet, Fikri Hoca tabii Trabzon'da şu anda İstanbul'da ciddi bir çalışma ortaya koydular. Arkasından Trabzon'da şu anda aile ziyaretlerini yapıyor. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Babaanne ziyaretlerini yapıyor. Hocam hayırlı akşamlar diliyorum. Duyuyorum. Yayınımıza hoş Siz geldiniz. duyuyor musunuz? Evet, duyuyoruz Hasan hocam, sizi duyuyoruz. Hasan hocam, ben Fikri Hoca'ya şöyle bir şey girizgahla başlamıştım. Dün bir arkadaşa çıkarttırdık. Bunu da şu anda Türkiye'de Diyanet camiası 200 binlik bir nüfusa sahip. Yani imamdır, kadrodur, kayyımdır, vaazdır, beyan Kur'an kursu hocası. Bir o kadar belki imam hatiplerin sayısı bu kadar fazla, talebelerin sayısı bu kadar fazla. İlahiyatlar belki yüzün üzerinde ilahiyat fakülteleri var. Ama Türkiye'deki dünya genelinde Müslümanların hali ortada çünkü o Müslümanların yansımasıdır bugün İsrail'deki zulüm. Yani oradaki Müslümanın katliamı dünya Müslümanlarının halidir yani. Ama kendi iç dinamiklerimizden ülkemiz içerisindeki halimizi de ortaya koymaya çalışsak şöyle bir tablo var. Yani bu kadar din anlatılıyor, camilerde anlatılıyor, fakültede anlatılıyor, konuşuluyor. Bu kadar ahkam kesiliyor ama ciddi bir ahlaki yozlaşma var. Fikri Hoca'ya ben bunu sordum. Kendimize çeki düzen vermeliyiz diye o sohbetini bu süreçte yönlendirdi. Ben şunu söyleyeceğim size. Belki sizin ana başlık olarak niye Müslümanlar yurtlarından çıkarılmak zorunda kalıyor? Geçmişte bu olmuştu. Bugün de halen bu yaşanıyor. Yani 21. asırda Müslüman topluluklar veya insanlar kendi vatanlarından, kendi topraklarından doğdukları, büyüdükleri, ekmek yedikleri vatanlarından zorla çıkarılmak zorunda bırakılıyorlar. Ve işte o
süper güçlerin istedikleri şekilde yönlendiriliyorlar. Kendilerine farklı vatanlar bulmaya çalışıyorlar. Bunu soracağım ama öncelikle bu yozlaşmanın ana sebebi ne hocam? Niye insanlar bu kadar ahlak yozlaşma var, bu kadar efendim dejenerasyon var, bu kadar efendim bir öğrenci bir bakıyorsunuz öğretmenine bir şekilde kurşun sıkıyor, onun katline sebep oluyor. Efendim hasta doktorunu dövüyor, işçi patronundan kavgalı, çok küçük bir şeyde bir taksinin içerisinde binen bir müşteri onu gasp etmek adına kendine yardım eden taksiciyi katledebiliyor. Yani insanlar kardeş kardeşe miras kavgası yüzünden kurşun sıkabiliyorlar. Nereye varıyoruz hocam? Nereye gidiyoruz? Neler söylersiniz? Hasta doktorunu dövüyor. İşçi patronundan kavgalı. Çok küçük bir şeyde bir... Hayırlı akşamlar diliyorum. Gerçekten Meltem TV'ye ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Tekrar bayağı bir zamandan sonra seyircilerimizle buluşma fırsatı bulduk. Hocalarıma da teşekkür ediyorum. Esasen önemli bir soru sordunuz. Bu kadar imam var. Bu kadar Diyanet'te çalışan insanlar var. Şimdi gerçekten niye etki edemiyoruz? Bunu konuşabiliriz, konuşmamız lazım. İlk önce şöyle bir soru soralım. İlk inen ayetler neyle alakalı? Okumakla alakalı değil mi? İnsanlar okusun ya da dini anlatanlar okusun. İnsanları çağırsın, hak ve hakikate çağırsın, doğruları anlatsın. İlk inen ayetler okumakla alakalı. İkinci inen ayetler de yazmakla alakalı. Kalem suresi, ikinci sure, nüzul sırasına göre konuştuğumuz zaman. Üçüncü inen sure de Müzzemmil suresi, yaşamakla alakalı. Dördüncü sure, Müddessir suresi, anlatmakla alakalı. Yani İslam ilk önce okumayı, öğrenmeyi emrediyor. Arkasından yazmayı, yazmanın önemini ortaya koyuyor. Ondan sonra da okuduğunu, öğrendiğini, yazdığını, yaşamanı istiyor. O yaşadığını da diğer insanlara anlatmasını istiyor. İslam bunu istiyor. Yani İslam'da siz okumadan, öğrenmeden, yazmadan, yaşamadan anlatmanıza İslam müsaade etmiyor. Hatta bu konuyla alakalı Cenab-ı Hak, hepiniz bu ayeti biliyorsunuz estağfirullah. Ya yüllezine amenu, ey iman edenler, lime tekulune ma la tefalun, niçin yapmadıklarınızı söylüyorsunuz? Başka bir ayette de اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ. Siz kendinizi unutur da insanlara iyiliği mi emrediyorsunuz? Bir sürü ayetler var. Mesela Yahudi alimleriyle ilgili de ne diyor? Çok affedersiniz. كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمُلُ اَسْفَارًا. Bilgi var ama yaşanmıyor. Esasen bir bilgi var da yaşanmıyorsa o bir yüktür. O hamallıktır. İşte acaba sorduğumuz zaman Diyanet'teki bu görevliler birinci kısmını, okuma kısmını yapıyorlar mı? Öğrenme kısmını yapıyorlar mı? Yazma kısmını yapıyorlar mı? En önemlisi yaşama kısmını yapıyorlar mı? Şu anda Diyanet İşleri Başkanımız neyle anılıyor? Almış olduğu lüks arabalarla anılıyor. Halbuki ahlakla, faziletle, takva ile anılması gerekirken almış olduğu arabalarla, lüks arabalarla, efendim yedek arabası varmış,
Suudi Arabistan'da. Şimdi böyle bir insan din anlatabilir mi? Halbuki din dediğimiz zaman, din niye geldi? Araplara gelme sebebi nedir dinin? Araplara İslam'ın gelme sebebi yapılan yanlışların düzeltilmesi adına. Ne yapıyorlardı mesela? Kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. İnsanları köleleştiriyorlardı. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri kendilerine topluyor, insanlara vermiyorlardı. Başka sebepler de sayılabilir. Mesela Beytullah'ın içinde 360 tane putları vardı. Bunları ancak bir peygamber düzeltir diye Peygamber Efendimiz Araplara indi. Ama Türkiye'de sözüm ona dini anlatacak olan bunların hepsini yerine getiriyor. Kibir dersen doruk noktada. Allah'ın nimetlerini kullanmada kendisine topluyor, bir başkasına vermiyor. Sen dini bilmiyor. Diniyle ilgili yazılar yazmıyor. Mesela Diyanet İşleri Başkanımızın kitapları var biliyorsunuz. O kitaplar İslam'la alakalı mı? Maalesef İslam'la alakalı değil. Hristiyanlık'la alakalı kitapları var. Peki o zaman birisi derse ki, madem ki bu insan Hristiyanlık'la alakalı eserler yazdı, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ne işi var derse, yani bir haklı bir mantık olarak bir soru sormuş olmaz mı? Yani dediğiniz doğrudur. Bir sürü Diyanet'te görevli insanlar var ama bu insanlar, sormak lazım bu Diyanet'te görevli olan insanlara. Hepsine saygı duyuyorum ama şunu hatırlatmak istiyorum onlara. İsimlerinin imam olması, müftü olması, vaiz ya da vaize olması hiçbir şey değiştirmez. Hiçbir şey değiştirmez. Herkes İslam'ı öğrenmek, öğretmek, yaşamak ve yaşatmakla mükelleftir. Hele de birileri maaş alıyorsa bir o kadar daha sorumludur. Neyin karşılığında maaş alıyorsunuz? Siz eğer gerçekten dini anlatıyorum diyorsanız Kur'an-ı Kerim'i bilmeniz lazım. Acaba bu Diyanet'te görev yapan bu insanlarımız kim olursa olsun, ben de belli bir dönem Diyanet'te çalıştım, Kur'an-ı Kerim'i acaba biliyorlar mı? Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar bir okudular mı? Cenab-ı Hak neyi emrediyor, neyi yasaklıyor? Bunlar haberleri var mı? İnsanlara anlatırken nelere dikkat etmeleri gerekir? Tebessüm etmeleri gerekir. Alçak gönüllü olmaları gerekir. Saygılı olmaları gerekir. Hakaret etmemeleri gerekir. Dalga geçmemeleri gerekir. O insanlara hürmet göstermeleri gerekir. İnsanları dinlemeleri gerekir. Dinliyorlar mı? İnsanlara önem veriyorlar mı? Vermezsen sonuç budur. Şu anda insanımız örnek alacak. Kimi? Diyanet İşleri Başkanı'nı. Şimdi siz şunu söyleyelim. Diyanet İşleri Başkanlığı bir açıklama yapıyor. Diyor ki 11 bin küsür lira kurban. Eğer diyor Türkiye'de kurban kestirirsen vekaletten 11 bin 750 zannediyorum açıkladı. Ama diyor bunu yurt dışında kestirirsen 4 bin lira mı? 4 bin küsür lira mı ne? Ya peki ya sen şu memleket şu hale bak. Dışarıda kurban 4 bin lira, memlekette 11 bin lira. Niye? Gerekçe ne? Türkiye'nin nesi eksik? İşte bu açıklamadan sonra insanımız niye Müslüman olsun ki? Diyanet İşleri Başkanı en lüks arabaya biniyor da bu memlekette yaşayan insanlar faturalarını ödeyemiyorsa, kirasını ödeyemiyorsa, çocuğuna harçlık veremiyorsa, hanımına pazar parası veremiyorsa niye Müslüman olsun ki? Yani bütün mesele işte o sözüm ona, dini temsil ettiğini zannedenlerin yaptığı yanlışlar bizim ahlaken de, manen de her yönüyle bozmuş durumda. Ve insanlarımız hiç olmadığı kadar ahlaki bozulmaya, yozlaşmaya gidiyor. Bakın yeni Ramazan'dan çıktık. Başörtülü hanımefendi sokağın ortasında Ramazan'da sigara içiyor. Diyebilirsiniz ki mazereti var. Olabilir. Ama en azından edeben,
saygı olarak sokağın ortasında o sigarayı içmemesi lazım Ramazan'da. Önceden gayrimüslimler bile bize saygı gösterirlerdi. Hürmet gösterirlerdi bizim orucumuza. Şimdi kendi insanımız göstermiyor. Bu kadar yozlaşma olmaz. Bu kadar yozlaşmanın sebebi o insanlar artık liyakat esasına dayalı değil. Maalesef torpil. Diyanette görev alacak olanlar, evet maalesef, onlar bile adam ayarlamak zorundadır. İddia ediyorum, ben bizzat yaşadıklarım var, biliyorum. En büyük torpil Diyanette işliyor maalesef. Haç parasını topluyor, faize koyuyor. Kurmuş olduğu sendikada faizli kredi veriyor. E siz hangi dinden bahsediyorsunuz? Hangi İslam'dan bahsediyorsunuz? Bunu bir kenara koyalım. Ama insanımıza da diyelim ki size Diyanet ya da imamlar din anlatmak zorunda değil. Esasen zorunda da, anlatmazsa bile siz dininizi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Ama hakkınızı da sonuna kadar aramak mecburiyetindesiniz. Bunu unutmayın. Yani ben Sabri Bey, bu kısmını şöyle toparlayıp bu kısmı geçmek istiyorum. Maalesef görevli olduğunu zannedenler, görevli olduğundan dolayı maaş alanlar maalesef ne okuyor, ne yazıyor, ne yaşıyor, ne de anlatıyor. Zaten okumadıktan sonra, yazmadıktan sonra, yaşamadıktan sonra da anlatmanın bir manası yok. İstediğin kadar anlat, fayda etmeyecek. Bütün bana göre sıkıntımızın kaynağı burasıdır. Bu kısmını bu şekilde ifade etmek istiyorum. Diğer taraftan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hani bir ayet-i kerimede وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ كِتَالٌ فِيهِ diye başlıyor. Sana diyor haram aylardaki savaşlardan soruyorlar. Peygamber Efendimiz bir müfrezeyi bir yere gönderiyor. Biliyorsunuz savaşılması haram olan aylar var Araplarda. O aylardan bir tanesinde gidiyorlar bir yerde, işte ay girdi mi girmedi mi derken bir öldürme oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor, müşrikler soruyorlar. Diyorlar ki Allah'ın haram kıldığı aylarda adam öldürmek olur mu? Cenab-ı Hak cevap veriyor. Diyor ki evet, Allah'ın haram aylarında savaşmak günahtır. Ama vesaddün an sebilillah, Allah yolundan alıkoymak ve küfrün bihi, onu inkar etmek vel mescidil haram, mescidi harama girmeyi yasaklamak ve ihracu ehlihi, o ehlini oradan çıkarmak diyor Allah katında daha büyük günahtır. Devam ediyor. Vel fitnetu ekberu minel katl, zulüm ve baskı ise daha büyük günahtır. Şimdi tek tek ele alalım. Cenab-ı Hakk'ın yasaklamış olduğu Allah'ı yalanlamak, Allah'ı inkar etmek, mescidi harama girmeyi yasaklamak, bununla beraber de insanları yurtlarından çıkartmak en büyük günahtır. Cenab-ı Hak bizi Türkiye'de yaşattıysa, dünyaya getirdiyse, bu coğrafyada bize bir kader belirlediyse, bizim rızamız olmadan bizi bir başka yere kimsenin gönderme hakkı yok. Ama değil mi ki dünyaya zulmedenler, dünyaya haksızlık yapanlar, onlar belli. O batılın temsilcileri, zalimin yanında yer alan, bizzat zalim olan, mazlumu ezen o insanlar, ismine ne derseniz deyin, onlar sadece insanları yurtlarından çıkartmıyor. Yani Allah'ın normal olarak yaratmış olduğu her şeye müdahale ediyorlar. GDO'lu ürünler üretiyorlar. Allah'ın yarattığını değiştirmeye çalışıyorlar. Ve insanlara haksızlık, zulüm yapıyorlar. Onların görevi o. Ama Müslümanlara ne oluyor? Müslümanlar hala onlarla ticaret yapmaya devam ediyor.
Müslümanlar onlara bilgi veriyor. Onları koruyor. Onları muhafaza ediyor. Ben çok enteresan. Ben düşünüyorum. Acaba diyorum Hamas dediğimiz bu örgüt ya da neyse ben bilmiyorum. Ama şu bir gerçek ki asla bir kuvayi milliye olamaz. O Hamas denen ben şudur budur demiyorum ama kendi memleketlerinde değiller. Kendi memleketlerinde savaşmıyorlar. Başka yerlerde durup da o Filistin halkını temsil ettiğini söyleyenlere de bir şeyler dememiz lazım. İnsan ister istemez soruyor. Acaba bunlar bilerek ve kasıtlı olarak Filistin halkını orada İsraillilere mahkum etmek için, öldürtmek için mi acaba böyle bir savaşın içine girdiler? İnsan bunu sormak durumunda kalıyor. Akıl bunu sorduruyor. Öyle ya, madem ki siz gerçekten mücahitsiniz, gerçekten mücadelecisiniz, niye siz Filistin'de değilsiniz? Niye siz oradan kaçtınız? Bakın, Kuvayi Milliye dediğimiz Anadolu'daki bu mücadelede Gazi Mustafa Kemal Atatürk ordunun en önündedir. En ön safındadır. Bizzat savaşın içindedir. En önündedir. Mücadelesini bu şekilde veriyor. Bir başka yere gidip de oradan mücadeleyi sürdürmüyor. İşin bu kısmı ayrı. Ama biz eğer gerçekten Filistin halkının yanındaysak, Sabri Bey siz bunları çok iyi bilirsiniz. Biz yıllar öncesinden 1979-80 yıllarından bu tarafa hep Filistin mitingleri, Filistin'in yanında İsrail'in karşısında hep mitingler yaptık. Hep kahrolsun İsrail dedik, yaşasın Filistin dedik. Ama öyle olmadı. Aksine Filistin halkı topraklarını kaybetti. Filistin halkı mecbur kaldı topraklarından göç etmeye. Çoluk çocuğu maalesef rezillik yaşıyor. Katledildi, öldürüldü. Ama İsrail'in toprakları her geçen gün büyüyor. O zaman acaba bizim dualarımız mı kabul olmuyor? Yoksa birileri bize o sloganları attırıyor da, o mitingleri yaptırıyor da el altından başka şeyler mi çeviriyorlar? İnsan bunu düşünmek mecburiyetinde kalıyor. İnsan bunu düşünüyor. Düşünmeden edemiyor. Hala ticaret yapılmışsa yeni ticaretin kesildiği söyleniyor. İsrail yeni mi savaşa başladı? Halbuki o başladığı gün ticaret kesilmeli değil miydi? Yani bunların hepsi maalesef sormamız gereken sorular. Baktığımız zaman gerçekten durumumuz içler acısı. Ama şunu söyleyeyim. İnsanımız kandırılmasın. İnsanımız oyuna gelmesin. Birilerinin söylemlerine kanmasın. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Siz hem dinden, diyanetten bahsedeceksiniz. Hem Amerikan askerleri Irak'a girdiğinde kahraman Amerikan askerlerinin en az bir zayiatla geri dönmeleri için Allah'a dua ediyorum diyeceksiniz. Siz Amerikan askerlerinin Irak'a İncirlik üstünden bombardıman yapmasına müsaade edeceksiniz. Siz İzmir'den Libya halkının bombalamasına izin vereceksiniz. Ondan sonra da İslam'dan bahsedeceksiniz. Suriye, evet, Suriye halkını maalesef memleketimize göç ettirdiler. O insanlar Suriye'de yaşamalı. O insanlar memleketlerine dönmeli. Memleketlerinde hizmet etmeli. Memleketlerinde iaşelerini sağlamalı. Eğer kalkar da Suriye'den Türkiye'ye gelir, Türkiye halkının da rızkı onlara verilirse bu haksızlık olur. Peki Suriye toprakları ne olacak? Suriye toprakları acaba birilerine mi açılıyor? Aynen Filistin'de olduğu gibi. Filistin halkı oradan uzaklaştırılacak da birileri orasını işgal mi edecek? Aynen Suriye'nin boşaltıldığı gibi Filistin'de mi boşaltılıyor? Yarın öbürsü gün Türkiye'de bir benzeri olayın olmayacağının garantisini kim verebilir? Bakın bir tane öğretmen öldürülüyor.
O delikanlı, o silahı nereden buldu? Yani siz bir başka memlekete gidiyorsunuz. Bir başka memlekete öyle bir yerleşiyorsunuz ki silah bulabiliyorsunuz. Ben mesela 50 küsür yaşındayım. Ben bir yerlerde nasıl silah bulunur inanın ben bilmiyorum. Ha resmi yoldan silah alınabilir ama gayri resmi yoldan bir silah nasıl elde edilebilir? Hele de bir başka memlekete gideceksiniz, o memlekette siz silah temin edeceksiniz. Ve gideceksiniz o memlekette bir öğretmeni öldüreceksiniz. Ve birileri de hala o işte efendim hepsi öyle değildir de ya kardeşim biz hepsi öyledir demiyoruz. Ama bu ne cesaret? Bu nasıl bir anlayış? Buna nasıl siz bu şekilde davranabilirsiniz? Yani bizim memleketimizle alakalı da Müslüman memleketleriyle alakalı da yapılan planlar var. Bunlar hep bölmek, parçalamak, yutmak maksatlıdır. Onun için biz insanımıza doğruları, hakikatleri anlatmaya devam edeceğiz. İnsanımız da doğruları kavrama noktasında, hak ve hakikati öğrenme noktasında bir mücadelenin içine girmek mecburiyetinde. İyiler bir yere toplanıp bir olacağız, beraber olacağız. Memleketin istikbali için, geleceği için, çocuklarımız için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Her türlü haksızlığı, zulmü engelleyeceğiz ve bunların karşısında duracağız. Eninde sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet muhafaza olması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Yapılan bütün zulümlerin de karşısında olacağız diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar değerli hocam. Bu güzel söylem için teşekkür ediyorum. Ağzına gönlüne sağlık. İnşallah bir başka programda yine birlikte olacağız. Biz de sizin vasıtanızda Bursa'daki bütün dostlarımıza selamlar gönderiyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet Ali hocam. Ben şahsen Fikret Hoca'nın ve Hasan Hoca'nın ifadelerinden sonra şunu ben gördüm. Aynı şeyleri size de soracağım belki ama kainatın efendisinin güzel bir söylemi var. Ya emri bil maruf nehy anil münker yaparsınız. Yani iyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız. Veya Cenab-ı Hakk'a dua edersiniz de Cenab-ı Hak duanıza icabet etmez. Yani bu kadar zulüm var kadar, bu kadar ihanet varken güzel bir ifade kullandı. Bu ülkede yıllardır işte kahrolsun ihsair diye diye bizim de o üniversite yıllarımızdan beri bu söylemler devam ediyor. Belki 30 yıldır ama İsrail kahrolmadı. Ve kahrolan şu anda mahvolan veya ezilen, yok olan Filistin halkı veya Müslüman. Bu açıdan niye? Çünkü o kahrolsun İsrail diyen veya dedirten zihniyet bir taraftan da İsrail'le beraber tarihin belki de görmediği şekilde anlaşmalar ortaya koydu. Belki de hala bugün ben şahsen araştırılmasını istiyorum. Çünkü bu anlaşma vardı yani. 20 maddelik bir anlaşma var geçmiş dönemde. İşte bunların hocalarının yaptığı bir anlaşma. Hala bugün Filistin'de, Gazze'de Müslüman'ın başına bomba yağdıran İsrail pilotları Konya Ovası'nda eğitim görüyor. Veya tankların modernizasyonu orada yapılıyor. Veya Manavgat'ın suyu buradan akıyor. Veya ticari anlaşmalar işte 6 ay sonra ancak gündeme gelebildi. Bugüne kadar bunlar hala kesilmedi ve hala işte ticari anlaşma kesilmeli mi kesilmeli bunun tartışması yapılıyor. Hocam belki sıcak örnek olduğu için ama ben şunu da merak ediyorum yani Yahudiler İsrail, Kudüs'e ne zaman yerleştiler? Yani Yahudilerin Filistin'e veya Kudüs'e yerleşme hikayesi nedir? Ben şahsen bunu sizden almak istiyorum. Buyurun. Çünkü canlı örnek bu. Önümüzdeki evet. en güzel örnek bu. Ben konuşmama başlamadan önce çok kıymetli üstadımız Profesör Doktor Haydar Başbey'i özlemle, minnetle yad ediyor. Hep beraber Cenab-ı Mevla'nın huzurundayken inşallah o ahiret gününde üstadımızla beraberken Cenab-ı Mevla'nın onun yüzü su hürmetine bizlere rahmetiyle muamele etmesini Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. Ve sizlere de hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Ayağınızın tozuyla geldiniz. Büyük geçmiş olsun diyoruz. Rabbim acil şifalar versin. Gerçekten büyük emekler ortaya koyuyorsunuz. Bu yaşınızda yani bir Trabzon, bir İstanbul büyük çalışmalar yaptınız. Yani bana yaşlı mı demek istiyorsun hocam? Yani?
Şimdi biraz önce mesela 30 yıl oldu dediniz işte üniversite. Siz birazcık daha onu uzatın isterseniz. 40 yıl oldu falan diyebilirsiniz artık. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Amin cümlemize inşallah. Allah bu güzel işlerinizi ortaya koymuş olduğunuz cehdinizi Rabbim ömrünüzün sonuna kadar, son anınıza kadar yapmayı muvaffak eylesin. Hem sizlere, hem bütün arkadaşlarımıza, hem de bizlere nasip eylesin. Çok güzel sorular sordunuz. Evet, Yahudiler ne zaman yerleşti? Yahudileri nasıl tanıyacağız? Yahudileri bize tanıtan kim? Toplumumuz neden böyle? Aslında birazcık böyle okuyabilsek, birazcık kulak verebilsek. Çok kıymetli üstadımız Profesör Doktor Haydar Baş Bey bu konuların hepsini yazmış. Şimdi işte önümde din tarihçilerine Kur'an-ı Kerim'den cevaplar diye bir eseri var. Çok kıymetli üstadımızın. Ve başlamış. Yahudilerin İslam'a itirazları nelerdir diye başlıyor. Yahudilerin karakteristik mazileri. Nedir bu mazileri? Güzelce anlatmış. Ve Yahudilerin Allah'ı kim yarattı diye sormaları ki bu Kur'an-ı Kerim'de de geçen bir olay. Yahudilerin Allah'a çocuk isnat etmeleri, Allah'a fakirdir demeleri, Allah bir şey indirmedi demeleri, Allah-u Teala'nın eli bağlıdır demeleri aslında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e itiraz etmeleri, onu kabul etmemeleri, Hazreti Meryem annemize akla hayale gelmeyecek, akla hayale gelmeyecek insanın içini karartacak iftiralarda bulunmaları, Yahudilerin nasıl bir millet olduğunu, kendi peygamberleri, Hazreti İsa kendi peygamberleridir. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ailesi, İmran ailesi Yahudi bir ailedir. Evet. İşte Zekeriya Aleyhisselam Yahudi bir peygamber. Hazreti İsa'yı müjdeleyen Hazreti Yahya Yahudi bir peygamber. Ve onları Firavun'un zulmünden kurtaran Hazreti Musa Aleyhisselam'a yapmadıklarını bırakmamışlar. Yani bu kadar karakteristik özellikleri olan bir kavmi Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hadis-i şerifleriyle en güzel şekilde kıymetli üstadımız din tarihçilerine Kur'an'dan cevaplar adlı eserde bunları en güzel bir şekilde ortaya koydu. Evet. Şimdi Yahudiler ne zaman yerleştiler? Sizin sorunuza gelelim. Tabii aslında Kur'an-ı Kerim de çok güzel söyler. Yani bütün peygamberlerin atası olarak Hazreti İbrahim'i görülür. Ne deniliyordu Hazreti İbrahim Aleyhisselam için? İşte oğlu Yakup, oğlu İshak, İsmail, ondan sonrasında Yakup, Yusuf Aleyhisselam, ondan sonrasında Musa Aleyhisselam, ondan sonrasında işte Harun Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, Davut Aleyhisselam, Zekeriya, İlyas, Yahya, Musa, İsa Aleyhisselamların hepsi Yahudi peygamberler. Ama Hazreti İbrahim Kur'an-ı Kerim'le sabit. Ne diyor Allah Teala? Hazreti diyor ki İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyandı. O neydi? Hanif'ti. Mâ kâne İbrahim'e Yahudiyen ve lâ Nasraniyen ve lâkin kâne Hanifen Müslüman. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın işte kaç yıl önce yaşadığı, nasıl yaşadığı işte arkeologlar araştırıyorlar. İşte bir bölümü Ur'da doğduğunu söylüyor, bir bölümü Urfa'da doğduğu söyleniyor. Tabii teknik geliştikçe, bilim geliştikçe bunları bize daha da böyle önümüze getirecekler. Bunlar daha da önümüze gelecek. Yahudiler de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan sonra yani İshak Aleyhisselam'la beraber Kenan diyarında yaşayan bir topluluk. Ve Yusuf Aleyhisselam'la beraber yani İshak'ın oğlu Yakup Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'ın oğlu
Yusuf Aleyhisselam'la beraber Kenan diyarından Mısır'a göçen bir topluluk. Yani orayı bırakmışlar. Sonrasında Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un zulmünden, çünkü Firavun onları öyle basit zulümler etmiyor Yahudilere, kadınlarını cariye olarak alıyor, erkeklerini köleleştiriyor, onları aşağılık işlerde kullanıyor ve çocuklarını da akla hayali gelmeyecek işlerde kullanıyorlar. Ve Musa Aleyhisselam zamanına kadar Yahudiler zaten Kenan diyarında değiller. Onları o diyara götüren Musa Aleyhisselam. Allah-u Teala'nın büyük bir lütfu olarak, ikramı olarak, ihsanı olarak. Ve Kudüs'e yerleşiyorlar. Tabii Arzul Mevdud dediğimiz olay da işte onlara ondan geliyor, o zamandan geliyor. Fakat Hazreti Musa devrinden sonra pek de böyle Talut zamanına kadar, kralları Talut yani Hazreti Süleyman ve Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman zamanına kadar pek parlak bir devletleri de, dönemleri de olmuyor. En parlak dönemleri Hazreti Davut Aleyhisselam'la Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hem peygamberlik, ki ikisine de Yahudiler peygamber demezler. Hele hele Süleyman Aleyhisselam'a hiç peygamber demezler. Ki ikisi de bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala tarafından İslam'ın peygamberi. İslam peygamberi olarak gösterilmişlerdir. İkisi de bizlerin çok saydığımız, çok sevdiğimiz büyük peygamberlerimizdendir. Ve ne yapıyorlar? Onların zamanında yalnız yani orada durabiliyorlar. Onun haricinde öyle bir parlak bir devirleri yok. Romalılar devrine geldiğimiz zaman ise, yani Hazreti İsa'nın devrine geldiğimiz zaman ise Yahudiler toplum olarak, yani Kur'an-ı Kerim'de bildirilen bu özelliklerinden dolayı Allah'a, peygamberlere, kitaplara, olmadık düzgün, namuslu, ahlaklı insanlara atmış olduğu iftiralardan dolayı Romalılar bunlardan öyle bir tiskiniyorlar ki Romalılar bunları hiçbir şehirlerine sokmuyorlar. İstanbul başta olmak üzere, Kahire başta olmak üzere, Kudüs başta olmak üzere hiçbir şehirlerinde Yahudilerin oturmalarına, iskan etmelerine izin yok. Hatta ikinci halifemiz Hazreti Ömer'in 636 miladi yılında Kudüs'ü fethetmesinde Kudüs Üreyle teslim oluyor ve başpiskopos Kudüs'ü teslim ederken bir şartı, yani birçok şartı var da bir şartı çok ilginç. Diyor ki kesinlikle bu şehre Yahudileri sokmayacaksınız. Yani Kudüs'e Yahudilerin girmeleri yasak olacak. Bunu kim söylüyor? Şehri teslim eden başpiskopos ve hatta Hazreti Ömer'e diyor ki sizin için de burada bir mescit yapalım. İşte bizim kiliselerden birini çevirelim size, mescit olsun. Hazreti Ömer diyor ki hayır, böyle bir şeyi ben yaparsam benden sonra gelenler de bunu uygularlar, yapmayalım böyle bir şey. Yani İslamiyet'te bir kilisenin camiye döndürülmesi var mıdır, yok mudur? Bu tartışma götüren bir konu ve ne yapılmış? Hazreti Ömer bu konuda kesinlikle böyle bir icraata soyulmamış. Bu icraatın başlangıcını kendisi yapmamış. Ve Selahaddin Eyyubi zamanında aslında Yahudiler Kudüs'e yerleştiriliyor. Çünkü Haçlıların tekrardan Kudüs'ü ele almaları, ondan sonra 1187 yılında Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü almasıyla beraber işte burada Yahudilerin de hakkı vardır diyerekten Selahaddin Eyyubi Kudüs'e Yahudileri yerleştiriyor. Şimdi bazı kanallarda işte Selahaddin Eyyubi'nin hayatını anlatan diziler yapılıyor. Bu dizilerle aslında gerçeğin hiçbir Yahudiler konusunda alakası yok. Doğrudur. Tarihsel bazı noktaları almışlardır. Fakat böyle işte Haçlıların arkasında Yahudiler vardı. Bu tür bir zihniyet Haçlı dünyasında olmamış. Çünkü Haçlılar Kudüs'e girdikleri zaman Müslümanları da öldürüyorlar. Yani kimsenin gözünün yaşına bakmıyorlar. Yahudileri de Hazreti Meryem annemize büyük iftira etmelerinden dolayı ne yapıyorlar? Onları da öldürüyorlar. Yani hiçbir şekilde onlara da şey yapmıyorlar, acımıyorlar. Selahaddin Eyyubi ilk başta
Yahudileri bu şehre sokuyor. Şehrin surlarını yıkıyor, Kudüs'ün surlarını yıkıyor. Ve malumunuz Eyyubilerden sonra işte Memlüklüler geldiği zaman Baybars şöyle bir siyaset uyguluyor. Baybars diyor ki gayrimüslimlerden cizye alacağım. Cizye de onda bir kazancın onda biridir. Yani %10 kazancını alacağım dediği anda şehirdeki bütün Yahudiler kendilerinden yani hiçbir zorlama yapmadan Kudüs'ü şehri terk edip gidiyorlar. Yani Baybars bu şekilde gerçek İslam kanununu uyguladığı zaman Yahudiler zaten kendiliğinden şehri terk edip çıkıyorlar oradan. Fazla para vermemek için kendileri de malum maddiyatla ciddi bir bağlantıları var, muhabbetleri var, sevgileri var. Ve ondan sonrasında da Memlükler devrinde kesinlikle Kudüs'te herhangi bir şekilde şeyler Yahudiler yaşamıyorlar. Ne zamana kadar? 1516 yılında şehri Yavuz Sultan Selim alana kadar. Yavuz Sultan Selim şehri aldıktan sonra çok ilginçtir. Bu vergilendirmeyi kaldırıyor, cizyeyi kaldırıyor. Cizyeyi kaldırdıktan sonra da yani gayrimüslimlere, Yahudilere ve Hristiyanlara uygulanan %10 vergi limitini kaldırdıktan sonra da Yahudiler şehre kendiliğinden dolmaya başlıyorlar. Ve şu anki Kudüs'ün surlarını da yaptıran Kanuni Sultan Süleyman'dır. Kanuni Sultan Süleyman da o surları yaptırırken, yeni surları inşa ederken bu Yahudi yerleşkesini, sonradan gelen yerleşkeyi surların içine alıyor. Aslında yani doğru tarihsel bir kökleri var orada ama çok böyle ağırlıkları yok. Yani mabetleri yıkılmış, ağlama duvarlarında ibadet edememişler. Yani 1500 yıl ağlama duvarına yanaşamamışlar. Zeytin Dağı'nın orada kalmışlar Yahudiler. Ve bunları da bu imkanları sağlayan da Kanuni Sultan Süleyman oluyor. Aslında bizim burada çıkartacağımız olay Yahudinin nasıl doğru yanlışlığı değil, yani şu anki yanlışlığı değil, Müslüman ne olması gerekiyor? Yani Müslüman Yahudi'ye nasıl davranacak? İşte çok kıymetli üstadımız bunu eserinde ortaya koymuş. Yani Yahudi yapma, Yahudiliğinin gereğini yapıyor da. Evet, kesinlikle. Evet. O gereğini yapıyor. Biz ne yapmamız lazım? Bugünkü benim Yeni Mesaj Gazetesi'nde bir yazım vardı. O yazıda da aslında güzel bir hikaye vardır. Bir çok veciz bir hikaye. Mişo denilen bir Yahudi evine inek getirmek ister. Eşi kabul etmez. Ondan sonra bu oyun oynamaya başlar. İşte eşine der getirelim ineği. Eşi yok der getirme. Ondan sonrasında bir gün ineği eşinden böyle habersiz evin bahçesine getirir. Eşi bakar ki inek bahçede. Der ki çabuk der hemen bunu al buradan. Nereye götürürsen götür. Bahçede kalamaz. Tabii Mişo da gider hemen hahama sorar bu olayı. Danışır. Haham da der ki git yatak odasına koy. O da gider. İneği yatak odasına koyar. Tabii eşi de o da Yahudi olduğu için evi gözetliyor dışarıdan. Bakıyor ki inek yok. Yok olduğunu görünce diyor ki Mişo diyor benim diyor istediğimi diyor yaptı herhalde ineği diyor aldı götürdü ben de gireyim diyor onunla konuşayım falan. Tabii muhabbet ediyor konuşuyormuş öyle. Bakıyor yok bahçede de yok evde yani bahçede yok yani inek gitti zannediyor. Tabii konuşuyor muhabbet ediyor biraz sonra yatak odasına bir giriyor bakıyor ki inek yatak odasında. Ya diyor bu inek diyor burada ne işi var diyor yatak odasında olur mu bu? Mişo gayet sakin. Diyor ki ya demedin mi sen diyor ineği diyor bahçede görmeyeceğim bir daha bahçeye koymayacaksın. Ben de diyor bahçeye koymayacaksam diyor nereye koyarım? Yatak odasına koyarım. Yani bu kavmin karakteri bu. Bunlarla silah anlaşmasını yapanlar, bunlarla istihbarat anlaşmasını yapanlar, bunlarla askeri anlaşmaları yapanlar. Hasan hocamız çok güzel söyledi. Bunların büyük bir vebali var. Bu vebali bu milletimiz görsün.
Yani bunu da yapan, ben buradan hiç çekinmeden de isim de vermek istiyorum. Dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'dır. Ve bu vebal bence onlara yeter de artar bile diyorum. Ve bu anlaşmalar hala yürürlükte. Yani. Hala yürürlükte. Evet. Hala yürürlükte. Eserimize geçelim yoksa haftaya mı bırakalım? Bir 3 dakikamız var. Geçelim, evet, kısa bir vaktimiz var. Menakibül Hatip el-Harezmi değil mi hocam? Evet, Harezmi çok üstün bir alim. Büyük Hanefi alimi. Hayatıyla alakalı pek bizde bilgi yoktur Harezmi ile alakalı ama Haverezmi ile alakalı pek bilgi yoktur. Harezm'de dünyaya gelmiştir. Harezm'de vefat etmiştir. Ve Zemahşeri'nin çok iyi öğrencilerinden biridir. Zemahşeri malumunuz Mutezile'dir aslında. Hı hı. Şii diye görürler ama değildir yani. Şiilik ayrı bir şeydir. Mutezile ayrı bir şeydir. Maalesef bunları da cahil cuhala bilmeyen halkımıza cahil cuhala olan çok bilmiş alimler bilmeyen, bilgi eksikliği olan saf halkımıza yanlış anlatmaya çalışıyorlar. Ve kendisi Hanefi bir alim. İmam-ı Azam'ın, Ebu Hanife'nin menakıplarını yazan bir alim. Bu menakıp da Menakib-i Ali, İmam-ı Ali'nin özelliklerini yazdığı bir eser. Çok güzel bir eser. Ben hemencecik bu eseri iki alalım arkadaşlar. İkiyi de alalım. Evet. Sayfa 134'te hemen görüyorsunuz. 150. hadis-i şerif. Büreyde'den geliyor. Büreydetil Eslemi Peygamber Efendim şöyle söylüyor. Diyor ki ben Ali ile Yemen'de gazve ettim. Feraitu minhu ceffe. Yani ondan bir kabalık gördüm. Ve diyor, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanına gelince, Ali'nin diyor, bu fetenakkastahu, onu diyor aşağıladım diyor. Bu kabalığını Peygamber Efendimiz'de söyledim. Ve Peygamber Efendimizin diyor yüzünün değiştiğini gördüm. Ve bana dedi ki, ey Büreyde, elestu evlâ bil müminine min enfüsin, ben müminlerin nefislerinden onlara daha evlâ değil miyim? Ben de gultu bela ya Resulallah. Ben de dedim ki evet bilakis öylesiniz ya Resulallah. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ne buyurmuşlar? Men kuntu mevlahu fe aliyyum mevla. Ben kimin mevlasıysam, idarecisi isem. Evet. Ey Ali, ey Büreyde. Yani ben ümmete karşı konumum neyse Ali'nin de ümmete karşı konumu odur. Ve Allah-u Teala bu değilen idareciler başımızda olmadığı için, tam mümin, muvahhid, Müslüman, peygamberin varisi idareciler başımızda olmadığı için bugün biz Yahudilere maalesef paramparça gözüküyoruz. Evet, evet. Yani koskocaman bir İslam ümmeti maalesef birleşmeden, tevhidden mahrum kalıyor. Neden dolayı? Peygamberin gerçek varisleriyle beraber olamamalarından. Hocam ağzına sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. İnşallah bir başka programda yine birlikte olacağız. İnşallah. Değerli izleyicilerimiz, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah Cenab-ı Hak ömür verirse bir başka programda yine birlikte olmak üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.